Bu akşamki konuğumuz benim 1990'lı yılların ortalarından, lise yıllarından tanıdığım, geçen zaman içinde çok başarılı bir mimarlık kuramı, tarihi ve felsefesi konusunda iz bırakmış genç akademik Can Unaner. Sözü ona ver. Can. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce herkese teşekkür etmek isterim bu sıcakta geldiğiniz için. Bir de kısaca da belki Süha amca şeyi hatırlatayım, nasıl tanıştığınızı ve sizin benim bugün burada olabilmemdeki rolümüzü anlatabilirim. Ben 1996'da Cenevre'de lise öğrencisiyken İşte o zamanlar felsefe ve güzel sanatlar okumak istiyordum. Annemler bir mesleğin olsun diye ısrar ettiklerinden dolayı işte Süha Özkan'dan, Mimar Süha Özkan'dan tanıştırdılar ve o şekilde Süha Özkan beni ikna etti mimar olmaya. Tam olarak hatırlamıyorum nasıl o konuşmanın geçtiğini. Belki ben onu anlatayım. Ben anlatayım onu. Baktım ki bu bir akşam yemeği ve aile muhitinde tartışılacak konu değil. Bir zaman sapladık. Bizim büromuza geldi Can, göl kenarında yeni taşındığımız büromuza. Orada benden eskizlerini paylaştı. Hakikaten olağanüstüydü. Yani nispet, gölge, konu vesaire, hafif böyle ütopik değinmeler de vardı içinde. İşte anahtar sözcük, aslanım sen mimar olacaksın dedim. O da peki abi dedi. Başladık, buralara geldik. Evet. Ve sonuçta mimardan çok belki mimari felsefesi ve felsefi analizler, kritikler üzerine çalışıyorum. Ve bugünkü LOS üzerinde sunuşumda o bağlamda olacak. LOS'un mimarisini ve yazılarını anlamak zor ise kişiliğini ve hayatını anlamak ve anlatabilmek belki zordan da öte. İmkansız değilse tehlikeli. Son senelerde ortaya çıkan LOS'un özel hayatı hakkındaki bilgiler, çocuk istismarı için yargılanması, şu Christopher Hong'un kitabının bütün konusu LOS'un yargısı üzerine, kadınlarla ilişkilerindeki tuhaflıklar, LOS hakkında araştırmaya, yazmaya ve konuşmaya farklı bir anlam getiriyor. LOS'un mimarisi ve yazıları üzerine düşünmek ister istemez ahlaki ve etik kriterler gerektiriyor. Hele benim gibi araştırmaya yaklaşımınız psikoloji üzerinden ve özel hayatını ele alarak gidiyorsa bu daha da önemli ve bir yerde zorunlu oluyor. LOS'un yazılarını ve mimarisini, kişiliğinin gariplerini, garipliklerini ve zorluklarından yola çıkarak düşünüyorsanız bu yeni ortaya çıkan bilgiler ister istemez araştırmanızı etkiliyor ve zorlaştırıyor. Niye ben bu garip adam hakkında yazıyorum? Niye onun üzerine konuşuyorum diye bir yerde kendinizi sorguluyorsunuz. Bu zorluklara bir de benim için dilin getirdiği, bugün zorluğu eklemek gerek. Bütün yazılarım ve konuşmalarım şu ana kadar hep Fransızca, bazen İngilizce oldu. Türkçe konuşma hazırlamak benim için başka bir zorluk. O yüzden de yazdım ve yazımı okuyorum. 2015'te Beton Art Dergisi'nin LOS üzerine yayınladığı özel sayının konuk editörlüğünü yapmıştım. Bugünkü konuşmamda o sayı için Türkçe yazdığım 3 makaleye göndermeler yapacağım. LOS üzerine çalışmalarımı 2010'dan beri farklı dillerde ve değişik ortamlarda makalelerle yayınladım. Kitap olarak bu çalışmanın yayınlanışı 2019'u buldu. Adolf Loos et l'humour masochiste, l'architecture du fantasme başlığı altında Türkçe tercümesi Adolf Loos ve Masochist Mizah, Fantezinin Mimarisi. Loos üzerine 20 sene önce başlayan
çalışmalarımın amacı, en azından bir parçası bu amacım, Luce'un mimarisine ve yazılarına psikolojik bir ışık tutmak. Luce'un mimariye ve mesleğine yaklaşımını şöyle tanımlayabiliriz. Başarısızlıklardan haz duymak, zorluklardan zevk almak, kabul edilmemeyi, tutunamamayı bir güç olarak görmek, utanç verici durumları başarıya çevirmek, zorlukları aşmak değil, aksine zorlukları daha da derinleştirmek, çelişkinin ortasında kala kalmak, ikilemi bir oyun haline getirmek, ikilemden bir fikir, bir anlam, bir güzellik elde edebilmek. Bu paradoksal psikolojiyi ve mimari ve sanat üzerinde etkilerini anlatmak için iki kavram öne çıkarmak istiyorum. Birincisi askıdaki ikilem, ikincisi bunun konferansın başında olduğu gibi mazoşist mizah. Birinci kavram ile amacım Luce'un projelerini sentezi olmayan bir diyalektik içinde anlatmak. Ev ve sanat, evrimsel ve devrimsel, rasyonel ve erotik, dünyevi ve kutsal ikilimleri arasında oynayan bir tutum olarak size anlatmak. İkinci kavramın amacı ise Luce'un bazı yazılarının aykırılığına anlam vermek ve negatif psikolojinin gücünü hatırlatmak. Luce'un ikilimini anlatmak için iki makalesinden alıntı yapalım. Birincisi, Luce'un ev ve sanat arasındaki farkı anlatan ünlü cümleleri. 1910'da yazdığı Mimarlık adlı makaleden okuyorum. Ev, herkese hitap etmeli. Onu kimseyi memnun etmek zorunda olmayan sanat eserinden ayıran da budur. Sanat eseri, sanatçının özel meselesidir. Ev, özel bir mesele değildir. Sanat eseri, hiç kimse ihtiyaç duymadan dünyaya getirilir. Ev bir ihtiyacı karşılar. Sanatçı kimseye karşı sorumlu değildir. Mimar herkese karşı sorumludur. Sanat eseri insanları rahatlıklarından koparır. Ev sadece rahatlık içindir. Sanat eseri özünde devrimcidir, ev muhafazakardır. Sanat eseri geleceği, ev şimdiki zamanı düşünür. Hepimiz rahatımızı severiz. Bizi rahatımızdan alıkoyandan ve sağlığımızı bozandan nefret ederiz. Bu yüzden biz evi seviyoruz ve sanattan nefret ediyoruz. İkinci bir alıntı, devlet ve sanat başlıklı daha az bilinen bir makalesinden. Yaratıcı ruh kendini insanlığa büyük insan şeklinde gösterir. O bilen ve gelecek nesillere yol gösteren rehber, bilgedir. İnsan yaratıcı ruha karşı düşmanca bir tavır tutar. Barış istiyordur. O geçmişin büyük adamları tarafından kendisine sağlanan güvenlik durumunda mutlu bir şekilde yaşıyordur. Bu güvenlikten vazgeçerek yolculuğuna devam etmek zorunda kalmaktan mutsuzdur. Sevdiği vizyonun yerine yeni bir vizyon koymak isteyen sanatçıdan bu yüzden nefret eder. Dokuz sene arayla yazdığı bu iki makalenin ortak fikri şudur. Modern birey için yaratıcılık doğal ve pozitif bir güdü değildir. Adolf Loos'a göre yaratıcı eylem özünde devrimci ve yıkıcıdır. Yaratan kişi insanlığın yavaş evrimine karşıdır. Yaratıcılık huzur içinde yaşamak isteyen için yıkıcı olduğu gibi yaratıcının kendisi için de bir özveridir. Adolf Loos'un hayatı, yazıları ve projeleri bize sanatçının bu acı dolu yolculuğunu dış düşmanlarla olduğu kadar iç düşmanlarla da savaşını anlatır. Loos'a göre sanatçı sadece bu yıkıcı ritüellerle yaşayabilir. Muhtemelen bu nedenle Loos bir ev projesinin sanat olmadığını söyler. Ev, modern bireyin konfor ihtiyacına hizmet eder. Ev ve onun gibi dünyevi objeler sanatın bir parçası değildir. Loos böylece
günlük hayat için işlevsel objelerin ve mekanların tasarımını sanatsal mimarlıktan ayırt eder. Ünlü bir makalesinde Loos şöyle yazar. Ormanda 6 ayak uzunluğunda ve 3 ayak genişliğinde kürekle piramit biçimi verilmiş bir tümsek gördüğümüzde ciddileşiriz ve içimizden bir ses buraya biri gömülmüş der. Bu mimarlıktır. Loos'a göre mimarlıkta sadece mezar ve anıt gibi sembolik yapılar aslında sanat olarak ele alınmalıdır. Yani mimarlığın sanatsal yönü sadece ölüm ve belki birazdan göreceğimiz gibi kapalı ve saklı güdüler ile alakalıdır. Bununla birlikte Loos'un inşa ettiği projelerin çoğu ticari mekanlar, butikler ve özel iç mekanlardır. Loos'a göre bu işler sanat adını, hatta mimarlık adını taşımayı hak etmez. Amerika'da yaşamak için bulaşık yıkadığı gibi Viyana'da da kısa ömürlü iç mekanlar üzerine çalıştığını söyler. Halbuki Loos bunlarla ünlüdür. Böylece ev veya butik için mekan tasarımını bulaşık yıkama gibi günlük hayat için kaçınılmaz olan ama sanatla ve aslında mimarlıkla ile alakası olmayan bir iş olarak tanımlar. Kendi projelerini üretirken Loos yapı malzemeleri veya tesisat gibi teknik konular, yemek, giyim ve tefriş gibi sosyokültürel konular arasında değer ayrımı yapmadan günlük yaşamın farklı yönlerini vurgular. Dünyevi işleri küçümsüyormuş gibi görünürken aslında tam tersine Loos bunları savunur. Günlük hayatın gereklerini, pragmatik ve etik inceliklerini, her zanaatın maddesi, maddesel ve teknik özelliklerini, işverenin burjuva konfor arayışını dahi sanatçının soyut ve idealist bakışına karşı savunur. Kendisini halkın günlük yaşamına sanatçı olarak dayatmaya çalışan mimarlar ve dekoratörlerle sonu gelmeyen tartışmalara girer. Ama öte yandan gerçek sanatçının bireyciliğini ve limitsiz hürriyetini savunur. Günlük hayatın akılcı kaideleri dışında yaşayan, sosyal kurallara ve ahlaki değerlere aykırı herhangi bir kalıba sokması imkansız olan Schoenberg, Kokoschka, Altenberg, Trakl, Josephine Baker gibi bireyleri savunur. Akılcı ve pragmatik bir mekan tasarımcısı ile yıkıcı ve aykırı bir sanatçı arasında Loos böylece bir ikilem içinde kendini bulmaya çalışır. Bana kalırsa Loos'un ünlü yazısı Süsleme ve Suç veya başka bir tercümeyle Süsleme ve Cürüm bu istiraplı ikilemin bir ifadesidir. Bugün bu ünlü yazının estetik bir geleneğin reddinden çok daha incelikli sosyal, kültürel ve psikolojik bir anlayışın ifadesi olduğunu biliyoruz. Süslemenin suçlanması, pürist bir modernizmin ifadesi değildir. Başlangıçta Loos için süsleme belirli bir kültüre sahip bir toplumun doğal ve geleneksel bir ifadesidir. O toplumun çevresiyle doğal ve kesintisiz bir ilişkide yaşadığının kültürel göstergesidir. Süsleme bir ilişkinin, bu ilişkinin kutsal ve sembolik bir form ile ifade edilmesidir. Bu nedenle süs geleneksel bir öğedir ve toplumsal evrim ile aktarılır ve gelişir. Geleneksel ve toplumsal oldukça günlük hayatta sembolik bir işler gördükçe süslemenin yanlış, suçlanabilir bir yönü yoktur Loos için. Loos antik süsleri ve geleneksel maskeleri savunur. Ancak Loos modern dünyanın bu geleneksel devamlılığa bir kesinti getirdiğine inanır. Modern medeniyet ve geleneksel kültür arasında derin bir uçurum olduğunu düşünür. Loos'a göre modern bir Avusturyalı'nın veya modern bir Alman'ın geleneksel bir kültürü yoktur. Daha doğrusu bu kültür modern dünya içinde kaybolma aşamasındadır. Ve Loos için kaybolan
bu kültürü korumak mümkün olmadığı gibi yapay bir şekilde yeni kültürler, yeni kültürel geleneklerle uyulmak anlamsızdır. Bu nedenle süsleme artık modern bir bireyin sosyal kimliğini ifade edemez, modern bir şehrin genel ifadesi olamaz. Ve bu yüzden Los'un projelerinin çoğunda süs yoktur. Soyut ve soğuk bir dil, süsü ve onun psikolojik ifadelerini silmiştir. Veya öyle gözüküyordur. Çünkü iyi bakarsak, bu cephenin duruşunda belki bir maske görebiliriz. Süssüz, neye benzediği pek belli olmayan komik ve anlamsız bir ifade, bir maske. Buradan yola çıkarak yeni bir kültürel ifade, yeni bir üslup, bir stil geliştirmek mümkün değildir yalnız. Modernist inancın aksine Los için süssüzlük yeni bir stil arayışına davet etmez. Burada Los'un tutumunun diğer avantgardlardan neden farklı olduğunu anlamamız çok önemlidir. Peter Behrens, Herman Nuntesius, Le Corbusier veya Walter Gropius her biri farklı bir süs veya süssüzlük anlayışı ile endüstriyel dünyanın yeni stilini ve üslubunu çizmeyi amaçlıyorlardır. Aksine Adolf Loos için modern olmak, stilsiz ve üslupsüz olmaktır. Loos'a göre modern bile yeni bir süs, yeni bir stil üretemez. Süsleme ve stil bütün bir uygarlığın zaman içinde kolektif olarak ve karar almaksızın yarattığı şeylerdir. Ne bir birey, ne de bir devlet bu doğal sürece müdahale etmemelidir ve jenerik bir üslup belirlemeye çalışmamalıdır. Bu nedenle Los için yeni bir stil aramak, yeni süsler ve sembolik formlar tasarlamak bir zaman kaybıdır. İdeolojik bir arayış olmanın yanında tarihsel olarak imkansız ve medeniyetlerin evrimine karşı gelen bir istektir. Ama şunu da belirtelim ki, Los hiçbir zaman süslemenin modern hayattan tamamen silinmesinin gerektiğini savunmamıştır. Ortak yaşamın parçaları haline gelmiş eski zamanlardan gelen süslemelerin kullanımını ya da kişisel kullanım için yeni süslemelerin geliştirilmesi modern hayatta bir yere sahiptir Los'a göre. Los kendi ördüğü süslü bir hırkayı giyen bir bireye, kendi zevki için süsleme yapan bir sanatçı veya zanaatçıya karşı gelmez. Otto Wagner'in kendisi için düzenlediği süslü odayı ve banyoyu doğal karşılar. Çünkü bu sanatçının kendisi için yarattığı bir mekandır. Başkası için tasarlanırsa bu yeni süslemeler yanlış olurlar. Aslına bakarsanız çok az sayıda obje, Los'a göre yeni bir süslemenin, dolayısıyla yeni bir sembolik formun ağırlığını taşıyabilir. Bunlar tekil objelerdir, genellemeye dayanamayan kişisel, manevi, duygusal, cinsel ve kutsal yönleri olan nesnelerdir. Bu yüzden Los, modern sanatta süs kullanılmasına doğal karşılar. Günlük kullanım eşyalarının cinsel ve sembolik süslenmesine karşı çıktığı kadar sanat aleminde süsü doğal bulur. Çünkü Los için sanat işi devrimci ve kişiseldir. Elbise ve ev gibi kullanım nesneleri toplumsal ve evrimcidir. Biraz önce dedim. Burada Los'un evi ve elbiseyi özel ve manevi, cinsel veya kutsal değil de aksine toplumsal ve pragmatik, sosyal ve dünyevi olarak sayması bizi düşündürebilir. Neden? Çünkü aslında ev, elbise daha çok en vücuda kişisel hayatı alakalı, o özelliğe ve cinselliğe daha alakalı olarak düşünebiliriz. Halbuki Los diyor, ev ve giysimiz tamamen soyut ve özellikten, cinsellikten soyutlanmış olmalıdır diyor. Aslında belki de bu Los için cinselliğin ve duygusallığın elbise ve evin bile içinde tehlikede ve tehlikeli oldukların için daha derinlere, evin duvarlarının içinde ve bireyin derisinin arkasında saklanmaları gerektiği içindir. Sadece gerçek bir sanatçı bu kapalı ve saklı güdülere ışık tutabilir.
Belki bu nedenle Loos hiçbir zaman Gustav Klimt'in süslü ve cinsel yoğunluğu olan sanatına bir eleştiri getirmemiştir. Joseph Uffman gibi bir mimarın aksine Klimt, sanat ve güncel kullanım nesnesi arasındaki ikilemi silmemiştir. Halbuki Klimt'in çizdiği tabloları Uffman'ın iç mekanlarında, duvarlarında görebiliriz ve bunlar uzun süslü frizler olarak duvarın neredeyse tümünü kaplayabilirler. Ama bu frizler, Loos'un kritik ettiği mimari süs konumunda değillerdir. Her biri özel bir sanat ürünüdür. Sağ ve sol duvar frizleri arasında küçük ama önemli bir fark vardır. Klimt'e göre soldaki friz beklentiyi gösterir, sağdaki friz sarılmayı temsil eder. İkisi beraber bir hikaye anlatırlar. Böylece sanatın sembolik rolü korunmuştur. Klimt'in süslü frizleriyle Uffman'ın başka bir proje için kendi hazırladığı süslü tahta panolarını karşılaştırdığımızda bu iki yaklaşımlar arasında büyük yakınlıklar görebiliriz. Halbuki burada Uffman işte tam Loos'un kritik ettiği mimari süslemeyi yapıyordur. Süs, kopyalanabilir bir figür olarak bütün duvarlara ve objelere, yüzeyler kabul ettiği derece basınabilir. Süs, standartize ve seri bir damgaya dönüşmüş gibidir. Ama aslında yaklaşık dikkatle bakarsak, her panonun farklı çiçek desenleriyle yapıldığını görürüz. Bu durumda, Uffman'ın çizdiği evin için süslü bir işlevsel mekan olarak mı okumamız gerekir, yoksa her çiçek motifini özel bir sanat eseri ve özel bir hikaye gibi mi okumalıyızdır? Birinci okumada süs ve mekan arasındaki fark silinmiştir. İkinci okumada sembolik sanat ile dünyevi modern hayat arasındaki farklılık korunmuştur. Bu açıdan baktığımızda Loos'un tasarladığı American Bar'daki Oscar Kokoschka'nın çizdiği bir Peter Altenberg portresiyle, şurada görüyorsunuz sağda, Uffman'ın düzenlediği Palestoklet'in yemek odasının duvarlarındaki Klimt frizi arasında büyük bir fark yoktur aslında. Fark, Loos ve Uffman arasındaki kültür anlayışındandır. Loos, sembolik sanat objeleri ve işlevsel günlük objeler arasında bir tansiyon olması gerektiğini düşünür. Uffman ve öbür Wiener Rackstätte mimarları, günlük yaşamın her bölgesinin en özelinden en kamusalına kadar sanatla kaplanması gerektiğine inanır. Bu yüzden en küçük günlük eşyanın bile süslenmesi gerekir. Bütün üzerindeki, büronun üzerindeki hokkanın, sepetin ve sigara masasının aynı geometrik süslemeleri vardır. Ve her biri birer küçük anıta benzer. İç, dış, büyük küçük ayrımı yapmaksızın Uffman, süslemeyi homojen bir doku olarak kullanır. Bu homojen ve seriyel estetiğin aksine, Loos'un mimarisi farklılaşmayı ve karşıtlığı savunur. Michael Roplatz'daki ünlü Loos House projesini ele alırsak, bu karşıtlığı biraz bariz bir şekilde ikiye bölünen cephede okuyabiliriz. Altı bir elbise mağazasıdır, üstü konut binası. Üstü ev olduğu için sadı, altı mağaza olduğu için anıtsal ve süslü olarak düşünülebilir. Dorik kolonlar taşıyıcı değildir. Mermer kaplamanın sakladığı betonarme bir kiliş cephenin üst kısmını taşır. Loos kilişi göstermez ama üst kat pencere arası duvarları tam olarak kolonların hizasına koymayarak kolonların taşıyıcı olmadığını önerir. Böylece üst ve alt arasında gözü rahatsız edebilecek bir farklılık yaratır. Loos'un bu yaklaşımı teknik açıdan mantıklı, gerçekçi ve dolaylısıyla modern midir? Aksine süsleme, dorik kolonlar kullandığı için geçmişe yönelik bir davranış mıdır? Modern midir, klasik midir? Veya zamanından evvel postmodern midir? Hatta belki de tüm bu sınıflandırmaları etkisiz bırakmaya amacıyla Loos'un çağdaşlarına ve bizlere oynadığı ıstıraplı ama esprili bir oyundur.
benzer bir ikilimi, benzer çelişkiyi Loos'un Paris'te Dadaist şair Fritz Sanzera için yaptığı binada bulabiliriz. Taş katlamalı alt kısım kiralık bir apartman, beyaz sıvalı üst katlar Sara'nın evi ve atölyesidir. İkisi arasında ince bir çizgi ve çizginin üstünde üç küçük pencere. Alt kısım bir köy evini andırıyor. Üst kısım derin gömme balkonu ile bir mezarlık boşluğu gibi. Ev ve mezar üst üste bir çizgi ayırıyor ve sorguluyor. Adolf Loos'un yakın arkadaşı yazar Karl Kraus'a göre günlük objeleri süslemek, lazımlığı bir ölünün küllerini taşıyan vazoyla karıştırmak gibidir. Kül taşıyan vazo süslemeyi kaldırabilir çünkü bir sanat objesi gibi sembolik bir işleve sahiptir. Lazımlığın ise süslenme ihtiyacı yoktur. Loos ve Kraus için modern olmayan tutum, kullanım objeleri ve sanat arasında pozitivist bir sentez aramaktır. Hoffman'ın gündelik hayatın en küçük yüzeyini süslemesi olsun ya da aksine, Le Corbusier'in gündelik hayattan tüm süsleri silen yeni bir stil arayışı olsun, ikisi de sonunda aynı yere çıkıyordur. Farklılıkları silip estetik bir sentez elde etmek. Loos ve Kraus farklılıkları korumak ister. Ancak bu vazo ve lazımlık arasında katı bir ayrım olduğu anlamına da gelmez. Aslına bakarsanız lazımlığa sanatsal bir işlev veren dadaist bir kayma bile olabilir. Ve aksine kül vazosunun günlük hayat içinde kullanarak dünyevileştirmek de mümkündür. Gerçekten de Loos'un farklı projelerine yakından baktığımızda vazo ile lazımlık arasındaki ayrımın göründüğü kadar net olmadığını sezeriz. Loos birçok projesinde antik süslemeler kullanmıştır. Loos'un mimarisinde sanat ve süsleme, erotizm ve ölüm esrarengiz bir tavırla en beklenmediğimiz anlarda karşımıza çıkabilirler. Bu hiçbir şeye benzemeyen cephe, her pencere farklı bir şekilde çünkü içi ifade ediyor, onun ortasında bir süs. Antik bir süsün ortaya çıkması. Yani tamamen bir süsleme ve cürümü yazan bir insan için oradaki zorlukları anlatıyor bu proje. Bu Rufrev'in sade cephesinde gördüğünüz bir süstür. Antik bir fresk olarak eski çağlardan gelen bu soyut cephe üzerinde aykırılığını bariz bir şekilde ifade eden bir süstür. Bu İlk eşi Lina Loos için düzenlediği yatak odasında tüm mekanı ve mobilyaları kaplayan beyaz bir yüzey olarak cinselliği ve suçu sakladığı kadar onları öne vuran bir dokudur süsleme. Ya da yatak odası olduğu kadar ölümcül bir ritüel odasını andıran bu mekan. Aynı dairede Loos ve Lina'nın karşı karşıya önünde poz verdikleri şömine mezarımsı formuyla ve abartılı boyutlarıyla ilgimizi çekebilir. Hele seneler sonra Loos'un aynı şöminenin önünde garip bir poz verdiğini görünce. Villa Karma'nın mermer koluna baktığımızda, orantıları ve formları aykırı görünen bu objeler anıtsallığın ve süsün nasıl evin içine girdiğini anlatır. Evin kapısından başlayarak nasıl yavaş yavaş evin içine hükmettiğini anlatır. Süslemenin suçlanması onu kutsal kılmıştır. İmkansızdır, yasaktır ama hala davetsiz bir misafir olarak evin içine yolunu bulur. Daha beklenmedik bir şekilde benzer anıtsal formları Loos'un büyük ölçekli kamusal projelerinde görebiliriz. Gerçekleşmemiş bu projelerin çoğunluğu antikiteye gönderme yapar. Antik formlar tarihi bağlamlarından kopartılıp modern dünyanın ortasına atılmış ready-made obje gibi dururlar. Chicago Tribune göktereni
İçi büro mekanı olan anıtsal bir dorik kolon, kentsel boyutlu bir sütundur, bir süstür. Meksiko Belediye Binası, Aztek piramitlerine tuhaf ve fütürist bir atıfta bulunuyor gibi görünür. Tüm bu formlar, unutulmuş zamanlardan gelen, bilinmeyen bir geleceğin sinyallerini veren hayaletler gibidirler. Bizler beklenmedik bir şekilde başka zamanlardan gelen bu hayaletimsi formları farklı ölçeklerde, Loos'un tasarladığı evlerin içinde modern konfora karışırken, ilkel yaşamları anımsatırken buluruz. Sanki Loos için ölümün sembolleri her zaman evin içine girmenin yolunu buluyormuş gibi. Pilsen'deki Brümel evinin salonundaki şömineyi düşünebiliriz. Villa Strasser'in merdiven yanı mermer dorik kolonu düşünebiliriz. Rudolf Krauss'un ağır mermer kütlelerle kompoze edilmiş mezar duvarını anımsatan salonunu düşünebiliriz. Sanatı ve evi ayırt ettiğini söylerken aslında Loos yaşayanlar için mezarlar ve ölüler için yaşam alanları tasarlamıştır. Kurnazca bir diyalektiğin zor bir oyunu olsa da bu, oyunun içinde büyük ölçüde pozitif bir mizah vardır. Belki de bu diyalektiğin anlamı vazo ve lazımlık, dünyevi ve kutsal, mantıklı ve duygusal arasında bir değişim ve geçiş ritüeli üretmektir. Modern hayatın mantıksal soğukluğu bir yandan, arkaik yaratıcı ruhun aşırılığı öbür yandan, Loos bu ikilemi askıya alır. Arkaik ile modern arasındaki boşlukları doldurmak yerine, aradaki farkı kültürün oyunu için gerekli bir mekan olarak görür. Aynı bu, Spring Herbert'ın dişli sütün başı gibi. Boşluğu korumak, gerilimi yükseltmek ve böylece oyunu mümkün kılmak ister. Bu gerilimli oyun, trajik değildir, aslında mizahidir. Bu da bizi tartışmak istedik ikinci kavrama getirir, mazoşist mizah. Mazoşist mizah kavramını Gilles Deleuze'ün Avusturyalı yazar Sacher Masoch üzerine yazdığı bu kitaptan ödünç alıyorum. Sacher Masoch, mazoşizm kavramının geldiği soyadından gelen bir. Deleuze'e göre mizah, Masoch'un yazılarının önemli bir öğesidir. Mazoşist mizah, kurallarla oynayan bir oyunun sonucudur. Deleuze bu oyunu şöyle anlatır. Normal bir yasa sisteminde bir bireyin kişisel arzularını ve eylemlerini kontrol etmek için yasa cezayı korkutucu öğe olarak kullanır. Yasa arzu ve eylemin gerçekleşmesini engellemek için ceza önceden gönderilir. Yasadan ve cezadan korkan birey cezayı ahlaki bir prensip göstergesi olarak benimser ve böylece aykırı eylemi yapmaz. Ve aynı şekilde aykırılık arzusunu en azından bir yere kadar susturabilir. Mazoşist birey ise bu ahlaki prensip, yasa, yasak ve ceza döngüsünle mizahi bir oyun oynar. Yasayı ve cezayı kabul eder, hatta yasayı o kadar benimser ki daha suçu işlemeden kendi kendine cezayı uygular. Ve bu sayede yasak arzuya izin vermiş olur. Kısacası, mazoşist mizah parodik bir yasa geliştirir. İlk olarak cezayı uygular ve sonrasından yasak eylemi. Bu parodik yasa, Loos'un mimarisini ve hayatını güzel bir şekilde açıklayabilir. Bunun için sözü Loos'a verelim. İlk ev projem olarak tanımladığı bir proje hakkında anlattığı mizahi hikayeyi okuyalım. Montreux Loos'u okuyor. Montreux'de güzel Cenevre Gölü'nün kıyısında küçük bir evin yapımıyla görevlendirilmekle şereflenmiştim. En ufak bir kötü niyetim yoktu. Karakola çağrıldığında
bir yabancı olarak Cenevre Gölü'nün güzelliğine karşı böyle bir saldırıda bulunmaya nasıl cüret edebildiğimi soran polise şaşkınlığımı nasıl anlatabilirdim? Ev fazlasıyla sadeydi. Süsleri neredeydi? Sakin havalarda gölün kendisinin düz ve süssüz olduğunu, bunun da pek çok insanı onu oldukça güzel bulmasını engellemediğini çekinerek itiraz ettim. Ama bu söz hiçbir etki yaratmadı. Sadeliği ve dolayısıyla çirkinliği nedeniyle böyle bir binanın inşasının yasak olduğu anlamına gelen bir belge elde ettim. Eve neşe ve mutlulukla döndüm. Evet, neşe ve mutlulukla. Çünkü acaba hangi mimar yazılı olarak polis tarafından dünyanın tüm yüzeyine onun bir sanatçı olduğunu söylenmiştir? Her birimiz kendimizi bir sanatçı olarak görüyoruz. Ama insanlar buna her zaman inanmazlar. Bazıları bunu sanatçı sanıyor, bazıları öbürünü. Artık herkes benim sanatçı olduğuma inanmak zorunda. Ben bile. Yasaklandım. Franz Wedekind veya Arnold Schoenberg gibi polis tarafından yasaklandım. Sanatçı olduğumun farkına vardım. Buna her zaman belirsiz bir şekilde inanmıştım ve polis bunu bana resmen doğruladı. İyi bir vatandaş olarak sadece idari damgalara, mühürlere inanırım. Ama bu vicdanlılığımın bedeli çok ağır oldu. Birileri bundan bahsetmiş, belki de ben kendim bahsetmiştim. Bu artık biliniyordu ve kimse bir sanatçıyla, yani tehlikeli bir karakterle uğraşmak istemiyordu. Burada mazoşizmizanın en güzel örneklerinden birini görüyoruz. En ahlaki değerleri izleyerek en ahlak dışı netice elde ediliyor. Doğruların peşinde koştuğunu zannederken yanlışlar yapan mimar suçlanıyor, yasaklanıyor ve sonuç olarak sanatçı olarak tanımlanıyor. Burada Loos'un sanatçı tanımına erişmesinin sebebi bir anıt veya mezar yapması değil, en sade ve en yalın evi çizmesidir. Sanat dışı olanı sanatsız bir yaklaşım ile yaparak sanatçı olabilmesidir. Bu demektir ki Loos'un retoriğinde ve hayatında sanat dışı olanı farklı bir sanat biçimine dönüştüren bir devrilme noktası mevcuttur. Bu devrilme mazoşist mizahın merkezidir. Freudian psikanalist Theodor Reich mazoşizm üzerine araştırmalarında göstermelik bir tevazu kullanarak kendini onaylama arayışını evrik teşhircilik psikolojisi olarak analize eder. Reich, mazoşizmi paradoksal bir psikoloji yapı olarak kavramayı önerir. Onun için teşhirciliği bilinçli bir şekilde engel olmak, aksi yönden gizli bir eğilimin varlığından çelişmez. Bu paradoksal davranış, Loos'un projeleri ve yazılarındaki birçok ikileme anlam verebilir. Viyana'daki Schoenhaus'un dışa gösterdiği soğukluk ve sadelik, bireyin özel hayatını saklayan ve koruyan bir maske olduğu kadar, aynı zamanda tersine bireyi dış dünyaya yalınlığı ile empoze etmeyi arzular. Bu evrik teşhirciliğin Loos'un farklı projelerinde bulabiliriz. Bir yandan soğuk, yalın cepheler, öte yandan gizlicene geçine bakan maskeler. Cephenin gücü artık iç zenginliğine, dışa vuran süslü güzelliğine değil, onaylanamayan rahatsız edici sadeliğindedir. Bu paradoksal psikolojiyi izlersek, Loos'un giyim modası hakkındaki yazılarını daha iyi anlayabiliriz. Loos, doğru giyimin en az göze çarpan şekilde giyinme olduğunu söylemiştir. Halbuki bu değirmenin gıcırtısını durdurup değirmenciyi uyandırması gibidir. Yani sessizliğin kulağa bir haykırış gibi geldiği andır. Belki modern zaman insanı için lafı ağzında gebelemek ifadenin en son sığınağı olmuştur. Sessiz kalma veya gebelemek modern zamanların gücüdür. Loos'un giyimle ve mimaride
aradığı sadelik aslında dikkat çekmek ve hatta sadeliğiyle kızdırmak, provoka etmek isteyen bir içgüdünün ifadesidir. Mimarın egosunu ezmek için çalışıyor gibi görünen alçak gönüllülük cephesi aslında Luce'un tamamen başka bir ölçekte olan hırsını gizlemek için kullanılan bir kisvedir. Bina için olduğu kadar birey için de dışa vurulan işaretlerin yokluğu provokatif bir gücün göstergesidir. Luce'un karakterini en güzel şekilde anlatan Aldo Rossi, Luce'un belki kendisinin bile tam olarak anlayamadığı sıra dışı bir beceriye sahip olduğunu yazar. Kamuoyunu rahatsız edebilme, hatta daha değilse kamuoyunun huzurunu kaçırabilme gücü. Rossi böylece Luce'un en sıra dışı özelliğini tanımlar. İnanılmaz bir provokasyon gücü ve düşman kazanma sanatı. Bu sanatın birçok örneğini sunabiliriz. Luce en keskin polemiklerinde zanaatkarları ve ustaları sanatçıların onlara dayatmaya çalıştığı tasarımları reddetmeleri için cesaretlendirir. Ev sahiplerini mimar kullanmaksızın kendi konutlarını kendilerine döşemeleri için kışkırtır. Sanatçıyı, dekoratörü, mimarı, konut sahiplerinin gözünde aşağılayıp gülünç duruma düşerek kasıtlı olarak sanatçı ve mimarın maddi durumunu tehlikeye atmak ister. Bir mimarın kendi mesleğini aşağılamasının sebebini sorgulayan bazıları Luce'un delirdiğini düşünürler. Diğerleri ise Luce'un para odaklı motivasyonları olduğu kuşkusunu taşırlar. Luce'u zanaatkârı ve kamuoyunu finansal yollarla etkilemeye çalışan bir stratejist olarak görmeyi tercih ederler. Başkaları ise onu topyekün bir tutucu olarak tanımlar. Belki de hepsi de haklıdırlar. Hermann Cech, Luce'un yarattığı polemiklerin psikolojik yönünü Mikeloplatz'taki evin cephesi üzerinden açıklar. Cech'in yazdığını okuyorum. Luce'un amacının kimseyi rahatsız etmeyen mütevazi ve işlevsel bir ev inşa etmek olduğuna sadece onun en yakın havarileri inanıyordu. Ev bir program, bir açığa çıkarmaydı. Bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Üst kısmının gösterişli ve kışkırtıcı basitliğinin niyeti dayanılmaz değil mi? Modernliğine rağmen bir ders verir gibi, bir çocuğa ders verir gibi bilgiçlik taslar hali yok mu? Luce belki gerçekten de rahatsız edici bir eğitimcidir. Ancak bu eğitimin amacı düşman edinme ve kınamayı kışkırtmak değil midir? Theodor Reich'ın işaret ettiği üzere, Theodor Reich'ı okuyorum, düşman kazanmanın incelikli sanatı mükemmel bir kışkırtma şekli olarak değerlendirilmelidir. Başkalarında kıskançlık, nefret ve öfke uyandırmak ve bir düşman sürüsü yaratmak, mazoşizmin kışkırtıcı tekniğinin bir parçasıdır. İnatçı, bilgiç ve rahatsız edici tavrıyla Luce bir düşman kazanma sanatı geliştirmiştir. Bana kalırsa ünlü süsleme ve suç metni de mazoşistçe bir sabotaj tekniğinin parçasıdır. Rossi'ye göre Luce'un kışkırtma gücü doğal olarak kendisine karşı dönmüştür. Rossi şöyle yazar, bu kaçınılmaz bir biçimde birey ya da daha çok bir çalışan olarak toplumdan dışlanması ama aynı zamanda bir efsane olarak kabul edilmesi anlamına geliyordur. Rossi, Luce'un mazojizmini nitelendirmez ama çok güzel algılar. Luce'un bastırdığı 1921 tarihli boşluğa söylenmiş ve 1931 tarihli her şeye rağmen başlıklı iki kitabın isimleri aynı hikayeyi anlatır. Belki de başından beri Luce'un boşluğa söylediği sözleri her şeye rağmen gelecekte kabul edilmeyi öngörüyorlardı. Mazoşist karakter için ceza ne kadar zalim ise ideal de o kadar büyüktür.
Lus'un mazoşizmi, Reich tarafından tanımlanan kahramanlık, kahramanın romantik psikolojisini takip eder. Reich şöyle yazar, kahraman adaletsizliğe uğrar, yanlış anlaşılmış, gücenmiş, hakarete uğramış ve küçük düşürülmüştür. Kıymeti bilinmez, ihmale ve suistismale uğramış, sık sık toplumdan dışlanmıştır. Ancak bunların hepsi asıl önemli meselenin yanında birkaç basit ayrıntıdır. Rakiplerine karşı kazandığı bir zafer, bu zafer iyi bir iyileşmedir. Bu tam anlamıyla bir tekrar diriliştir. Kahramanın erdemleri ve onun mükemmel ahlaki ve entelektüel özellikleri onu daha önceden hor görenler tarafından artık kabul edilir. Mazoşist mizah böyledir işte. En kötü cezayı bekleyen kişi paradoksal bir dizi olay sonucunda en iyi ödülü alır. Bu da Loos'un yazılarında sık sık bir zafer beklentisi bulmamızın sebebidir belki. Her şeye rağmen kitabının ön sözünde Loos Nietzsche'ye Nietzsche'den bir aforizma belirler. Belirleyici olan her şeye rağmen ola gelir der. Ve sonra hemen sonra kahramanca ve hem kahince bir şekilde devam eder. Loos'u okuyorum. 30 yıllık bir savaştan galip çıktım. İnsanlığı lüzumsuz süsten kurtardım. Bir zamanlar süs, güzellik ile eş anlamlıydı. Bugün hayatımı adadığım eserlerim sayesinde bu kelime artık vasat ile eş anlamlı hale geldi. Ve biliyorum ki insanlık bir gün bu gerçeği ortaya çıkardığım için minnettar olacaktır. Eğer kazandırdığım zaman şimdiye kadar dünyanın iyiliklerinden mahrum bırakılmışların işine yararsa ne güzel. Loos'un kehaneti bana göre gerçekleşmedi. Bugün halen süs estetik değerlerini koruyor ve daha da ötesi süsün eksikliği kendi başına bir süs haline geldi. Bu açıdan bakarsak Loos yanıldı diye düşünebiliriz. Halbuki bence ilginç olan Loos'un gerçekten de Aldo Rossi'nin söylediği gibi bir efsane olmasıdır. Üstü kapalı yıkıcı gücüyle bugüne kadar bizi sorgulayabilmesidir. Loos'un anakronik ve efsanevi figürü her yeni ortaya çıkışında mimari tartışmaların yüzeyinde bir boşluk, bir parçalanma yaratmaya devam ediyor. Brno şehrinde, Çek Cumhuriyeti'nde 2020'de Adolf Loos'un anısına yapılan bu heykel, Loos'un bize bıraktığı zorlukları sessizce ifade ediyor gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Cihancığım müthiş bir düşünce jimnastiği. Olağanüstü bilgi. Evet. Ve hem eleştiri hem sevgi dolu bir sunuş. Bunun anısına sana iki kağıt verelim. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa, fikirleriniz varsa. Evet, ben bir şey sormak istiyorum. Yani ben konandırayım. Kalbinist bir aileden geliyorum. Ve kalbinist ve Çinli'nin kitapları zorlu olarak okutular var. Ve acaba o böyle bir gençlik mi geçirdi? Bilmiyorum. Ne yazık ki ona cevap veremeyeceğim. Bir bakarım, araştırırım. Twinley'i bir okuyayım. Okey. Okurum ama yani bana göre bu burada geçmişi, işte çocukluğu, yani Loos'un çocukluğuna girmiyorum. Gerçekten psikanalitik bir analiz yapılabilir Loos'un ve hayatındaki bir sürü gariplikleri falan anlatabilir. Ama benim amacım ondan öte dediğim gibi bir psikanalizi kullanarak, mazoşizm kavramını kullanarak, da, gerçi daha çok felsefi anlamda Döröz'ün onu nasıl kullandığını ele alarak bir yorum yapmak. Ve bunu bir yerde doğruların herhangi bize
dağıtılan mı ne denir böyle empoze edilen doğrulara ve özellikle moral, ahlaki değerlere karşı sorgulama hakkı ve onun oyununu getirebilme. Ve yani benim için Ross, niye ben mesela Ross üzerine çalıştım? Bir üçüncü sene öğrenci, mimari sene öğrencisi olarak Ross üzerine ilgim yoğunlaştı ve ilk daha öğrenciyken yani mimari dördüncü sene öğrenci tezimi verirken niye Ross üzerine çalıştım? Çünkü benim için o zaman Ross o günlerki doğrulara karşı bir çatışma okazyonu veriyordu. Yani ve aynı şekilde bugün de Ross'u kullanabiliriz bir araç olarak. Ondan sonra konuşabiliriz. Yani Ross'un dediğim gibi çok özel bir böyle bir okuma yapıyorum ama Ross hakkında çok farklı şeyler söyleyebiliriz tabii ki. Buradaki mimarlar, herkesin Ross üzerinde bir fikri vardır. Konuşabiliriz, tartışabiliriz isterseniz. O beni çok etkisiyle alıştığı yeri oldu. Böyle düşünce, çünkü alıştığı biliyorsunuz, çoğu köy evlerinde pençeler üzerinde bir süsleme var. Tabii. Ve çok da güzel oluyor yani. Evet. Ama gene o evler çok sade. Evet. Evlerin içine geldiği zaman sapı sade. Evet, süs, yani sonuçta... Duvarları beyaz, hiç renk yok. Belki de ikona var ya, böyle bir şey var. O kadar. Evet, yani süslen sadeliğin sonuçta karşı şey olmadığını da görüyoruz. Yani İsterseniz... Yani Ali Baba gibi olduğunu evet. Çok merak ediyorum. Efendim? Ali Baba gibi olduğunu. Ross'un mu? Evet. Ross'un babası heykeltıraş. Ve genç vefat ediyor ve Ross'un bu yüzden maddelerle ve işte yapı maddelerinden çok ve zanaatla büyük bir yakın ilişkisi var. Ve Ross'un geometrik süs anlayışına karşı savaşında büyük ölçüde zanaatı ve işte heykeltıraş olsun tahta yani bütün zanaatların savunması var bir yerde. O yüzden böyle genç ölen babasına karşı bir şeyi var. Böyle hem nostaljik hem bir hayal şey var. Annesine ilişkisi çok çok kötü. Annesinin cenazesine gitmiyor falan. Annesi ve kız kardeşleri, yani babası ölünce üç kadın kalıyor. Annesi ve iki kız kardeşi aileden kopuyor falan. Çok zor ilişkileri var. Evet, isterseniz dışarı çıkabilir. Nasıl isterseniz yani başka dışarıda da konuşabiliriz. Senin misafirlerin istediğin gibi ağırla. Yani bence burada şarabımız işte, hazır, böreğe 5 dakika. Mazoşizm sevdiğinde değişmesin diye şurada da dışarıda da rahat. Bağlıcım hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Sen güzel de. Şu anda merkezde, fakat en son Paris'te. Tunus'a gitti.